Burada kırmızıda bekleyince hakaret ediyorlar, geç diyorlar. Araba kullanmak veya yaya olmak Kayseri'de zor. Trafiğe çıktıkları zaman hani ayna diye bir şey var veya ne bileyim sinyal diye bir şey var. Bunları kullanmaları gerekiyor. Kayseri'de zaten trafik de çok yoğun. Işıklar hiç düzenli değil. Yeşilde bile dikkatli geçmek zorunda kalıyoruz ki gerçekten arabalar durdu mu diye. Kayseri'de neredeyse her gün onlarca kaza meydana geliyor. Bizler de vatandaşlara Kayseri'de trafik kurallarına uyulup uyulmadığını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Uymuyorlar. Yaya geçidine adım attığım zaman yurt dışında uyabiliyorlar ama burada olmuyor yani. Hiçbir şekilde. Geçmeye çalışsam bile geçemiyorum. Hatta hızıyorlar bile. O yüzden uymuyorlar. Peki ya sizce bunun sebebi ne olabilir? Hani bunun sebebi bilmiyorum. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için biraz medeni anlamda gelişmemiş olduğumuzun göstergesi olabilir. Yani. Peki ya Kayseri'de yayalar kurallara uyuyorlar mı sizce? Yayalar, yani ben uyuyorum ama sözüm meclisten dışarı uymayan da var. Genelde uyuyorlar. Genelde uyuyorlar. Peki yayalar kurallara uyuyorlar mı? Evet uyuyorlar. Peki sizler bir bisiklet kullanıcısı olarak Kayseri trafiğinden memnun musunuz? Memnunuz evet. Memnunuz. Şu anda memnunuz. Başka şehirlere göre yine normal ama uymayan çok. Ama başka yere göre yine iyi. Yalan başka? Peki yayalar uyuyorlar mı sizce kurallara? Ya aynı söyleyeceğim. Yayalar da içine geldiği gibi boş oldu mu yine koşuyorlar kırmızıdan. Yani onlar da uymuyor sayılır. Peki ya sizce sürücüler ve yayalar kurallara neden uymuyor olabilirler? Eğitim sistem. Bir de ehliyeti bir sağ bir sol iki günde ehliyet alıyorlar. Olmaz mı? Ben Avrupa'dan geliyorum. Biz orada en azından 2 ay, 3 ay sürer, 4 ay sürer ehliyet almak için. Böyle sürü, otobanda sürmesi, her tarafta sürmesi lazım, alışması lazım. Kurallara uyması lazım, yoksa alamaz. Uymuyorlar, bilmiyorum. Biz uyuyoruz. Bizi de pişman ediyorlar uyduğumuza. Ben yurt dışında yaşıyorum, kurallara uyuyorum. Burada kırmızıda bekleyince hakaret ediyorlar, geç diyorlar. Ne bileyim yeşilde 2 kişilik yolda 3-4 kişi bir yan yana duruyor. Bilmiyorum, ben burada araba kullanamıyorum. İyi şoförüm ama Kayseri'de araba kullanmak çok zor. Peki yayalar kurallara uyuyorlar mı? Uymuyorlar. Şu an ben de uymadım. Kırmızı ışıkta geçtim, araba yok diye. Millete uyuyorum ben de. Normalde uymaları gerek. Evet tabii ki. Uymuyorlar. Peki yurt dışında Kayseri kıyasladığımız zaman nasıl bir farklılık var? Yurt dışında kurallara uymazsan her tarafta ceza var. Yani emniyet kemeri olsun, ne bileyim lambalar, ışıklar. İki kişilik yolda 4 kişi duramaz kesinlikle. Yani caydırıcı, abartılı cezalar var. O da caydırıyor. İster istemez biz orada mutlaka kurallara uyuyoruz. Ama burada herkes kim vur diye gidiyor. Kemer takan, takmayan, ne bileyim kurallara uyan, uymayan. Yani bilmiyorum, zor. Araba kullanmak veya yaya olmak Kayseri'de zor. Türkiye'nin her yerinde aynı. Sada Kayseri değil. Hayır, uymuyorlar. Yani niye diye soracak olursanız, ya en çok da kadın sürücüler uymuyor. Şimdi trafiğe çıktıkları zaman hani ayna diye bir şey var veya ne bileyim sinyal diye bir şey var. Bunları kullanmaları gerekiyor. Park ederken özellikle, ne bileyim dönerken mutlaka kullanmaları gerekiyor. Peki ya yayalar kuralları uyuyorlar mı sizce? Yayalar, hani yaya ışıkları diye bir şey var. Hani karşı tarafta sürücülerin kullandığı ışıkları görmeler lazım. Sonra kendi ışıklarını görmeler lazım. Ondan sonra düzenli bir şekilde uyulabilir. Bu şekilde. Peki vatandaşlar neden kurallara uymuyor olabilirler? Valla trafik ne olduğu hakkında bilgileri olmuyor. Bence ondan dolayı ya. Trafik hakkında bilgileri olmadığı için. Kesinlikle hayır. Yani bir defa sinyal kullanmıyorlar. Kesinlikle yani o sinyal kolunu ne için koymuşlar bir sormak lazım onlara. İkincisi takip mesafesi yok. Kırmızı ışıklara uymuyorlar. Yayalara hiç dikkat etmiyorlar. Onun dışında Kayseri'de zaten trafik de çok yoğun. Işıklar hiç düzenli değil. Işıklar yanlış. Bu kadar yani. Uymuyorlar. Peki ya yayalar kuralları uyuyorlar mı? Yayalar da uymuyorlar. Mesela ışıklı yaya geçitlerinde yol kendilerinin zannediyorlar. Kendilerine kırmızı yanarken geçiyorlar yaya geçitlerinde. Aynı şekilde şeyde de ışıksız yaya geçitlerinde de bekliyorlar. Yani ters davranıyorlar. Yayalar da aslında suçlu burada. Peki bunun sebebi ne olabilir? Sizce vatandaşlar kurallara neden uymuyorlar? Ya işte aceleleri oluyor. Kendi işlerinin daha önce hallolması canlarından daha kıymetli demek ki. Bunu anlayabiliriz yani.
Ya da işte kendilerini diğer insanlardan daha üstün görüyor olabilirler. Beni beklesin diyorlar yani. Ben ekleyeceğim, o beklesin diyorlar. Uymuyorlar. Genelde uymuyorlar. Neden uymuyorlar sizce? Ya mesela yaya yolunda geçerken bu çizgiler üzerinde normalde onlar durması gerekiyor. Bizim geçmemiz gerekiyor ama hiç kimse durmuyor. Yeşilde bile dikkatli geçmek zorunda kalıyoruz ki gerçekten arabalar durdu mu diye. Peki yayalar kuralları uyuyorlar mı Kayseri'de? Yayalar da uymuyorlar. Gerçekten. Onlar da mesela kırmızı yanıyor ya, bakıyorlar araba gelmiyor, koşuyorlar, geçiyorlar. Peki ya sizce bu durum nasıl düzeltilebilir? Valla trafikte ehliyet alırken biraz o eğitimlere daha ağırlık verilmeli diye düşünüyorum gençlere. Ancak öyle.